Merhaba doktor bey, gelebilir miyim? Gelin lütfen. Doktor Jagdish. Nasılsınız? İyiyim efendim, siz nasılsınız? İyiyim. Oturun lütfen. Çok teşekkürler. Doktor bey, benden haber alır almaz kabul ettiğiniz için sağ olun. Hiç sorun değil. Ben zaten burada Jaipur'daydım. Ve ilgilenmem gereken acil bir işim yoktu. Şimdilik tedbir amaçlı birkaç ilaç yazdım. İlaçlarını zamanında almasına ve bu gece iyi uyumasına dikkat edin. Peki doktor bey, bu gece Gauri'nin annesi yanında olacak. Ona söylerim. Güzel. Evet, yarın ameliyata geçeceğiz. Evet. Biliyorsunuz, siz de bir doktorsunuz. Gauri'ye akşam yemeğinden sonra sadece ilaç verilmeli. Midesinin boş olması gerekiyor. Evet doktor bey. Teşekkürler. Dur Sanchi. Eğer evi terk etmeye karar verirsen çok üzülürüm. Gerçekten çok üzülürüm. Ama senden hiç şikayet etmem. Çünkü hatalı olduğumu biliyorum. Eğer senin iradenden şüphe etmeseydim, sana o yanlış sözleri söylemeseydim, o zaman Surav sana karşı yaptığı şeylerin hiçbirine cesaret edemezdi. Oğluma duyduğum gereğinden fazla güven, sevgi gözümü kör etmiş. Beni o kadar alçalttı ki, dünyadaki hiçbir kayınvalidenin, annenin ya da bir kadının alçalamayacağı kadar. İnsanlar diyor ya, kadın kadının düşmanıdır diye. Ben de bunu yaptım. Bir affı hak etmiyorum. Ama eğer mümkünse lütfen affet. Lütfen anne. Benden özür dileme. Her anne çocuğuna her zaman inanır. O yüzden senin bir suçun yok. Ve benim bu evden gitme meseleme gelince, ben evlendikten sonra bu evi kendi evim olarak kabul ettim. Ben ve Vivek her zaman iki şey istiyoruz. Sizin duanızı ve desteğinizi. Bize bakacak, yol gösterecek birisi olmalı. Başka ne ihtiyacımız olabilir ki? Hepimiz senin yanındayız. Seni yanlış anladık. Seni küçük düşürdük. Yaptıklarım yüzünden utanıyorum kızım. Hem de çok. Böyle söyleme anne. Sen bana öyle sevgiyle sarılınca ben her şeyi unuttum. Annemin yanındaymış gibi hissettim. İnan bana anne. Benim senden hiçbir şikayetim yok. Anne, yengemi içeri alabilir miyiz? Hayır. Sanchi nasıl öylece içeri gelsin? Dur.
Bugün gerçek manada gelinim eve geldi. Bu ilaçları Gauri'ye uyumadan önce verin. Bir şeye dikkat edin. Sabahleyin ilacı vermeden önce bir şey yemesin. Çünkü Gauri'nin ameliyat için aç kalması lazım. İlacın vakti geldi. Erken uyuması için ona ilacı verebilirsiniz. Jagat. Jagat. Evet. Benim için bir şey yapar mısın? Ne? Yarın ameliyat sırasında eğer yakınımda olursan yanımda kendimi çok daha iyi hissederim. Siz lütfen burada bekleyin. Anne. Evet kızım, söyle. Jagat nerede? Gelmedi mi? Gauri, ben buradayım. Ameliyathanede yanında olacağım. Hastayı içeri alın. Jagdish'le hiç konuştun mu bugün? Hayır babaanne. Telefon ettim ama telefonu kapalıydı. İnancınızı kaybetmeyin. Ameliyat başarılı geçti. Hepsi Tanrı'nın lütfu sayesinde. Önümüzdeki iki gün iki ameliyat daha olacak. Daha sonra da gözleri ameliyat edilecek. Tamam. Alo. Nasılsın? Ben iyiyim Doktor Bey. Sen nasılsın? Ve diğerleri nasıl? Şu anda herkes iyi. Gauri'nin son ameliyatı yapılacak. Yarınki göz ameliyatı. Ondan sonra... Eve geri dönecek misin? Dönmeyi çok istiyorum Ganga. En kısa zamanda dönmek istiyorum. Peki. Sen babaannemle yengeme endişelenmemelerini söyle. Ben iyiyim. Çocuklara da selam söyle. Kendine iyi bak. Tamam. Babanız dedi ki... İki güzel çocuğuma da selamımı ilet.
Üzülmeyin sakın. Babanız yakında eve dönecek. Hı? Bu 3 gün hayatımın en zor günüydü. Ama her şey bitti değil mi? Yani göz ameliyatı da yapıldı. Artık Gauri bandajları çıkarabilir. Bandajları elbet çıkarılacak. Ve iyileşecek. Endişelenmeyin lütfen. Tanrı yaralarını bir an önce iyileştirsin. Gauri'nin acı çektiğini görmeye dayanamıyorum. Artık acı çekmeyecek. Gelin. Ben değilim. Başkasının yüzü bu. Yüzüm. Yüzüm. Bu yüz bir başkasının. Hayır! Hayır! Gauri! Gauri! Bu ben değilim. Kızım. Benim yüzüm değil. Kızım! Gauri! Gauri! Bu başka Gauri. Biri. Ben değilim. Ben değilim. Hayır. Bu. Ameliyatla ilgili hayır. Sana bilgi vermiştik hayır. Değil mi? Sana olası sonuçlardan bahsetmiştik. Seni uyarmıştık tatlım. Şimal. Neden bu kadar aşırı tepki veriyorsun? Sakin ol. Ama bu benim yüzüm değil. Bu bana ait değil. Biliyorum. Gauri sakin ol. Sakin ol kızım. Tamam. Sakin ol kızım. Bu benim yüzüm Hemşire. Değil. Gauri. Gauri. Sakin ol yavrum. Hayır. Hayır. Normalde de hastalar böyle durumlarda bu şekilde tepki veriyorlar. İlk şok geçtikten sonra Gauri, bence çok yakında bu değişiklikleri kabul edecektir. Böyle tepki vermesi çok doğal. Ameliyattan hemen sonra bağırır, çağırır, ağlar veya aşırı tepkiler verirse yüzündeki sinirler zarar görebilir. Tansiyonunun yükselmesi de onun için iyi değil. Lütfen ona bunları anlatmaya çalışın. Bir şey daha. Bir şeyi sakın unutmayın. Gauri'nin önünde onu incitecek ya da üzecek şeyler sakın konuşmayın. Herhangi bir şok veya tatsız haber onun iyileşme hızını kötü etkileyebilir. Lütfen onu memnun etmeye çalışın yeter. Peki Doktor Bey. Onu her zaman mutlu etmeye çalışacağız.
Tek amacımız Gauri'yi herhangi bir şekilde incitmemek. Travma yaşamamalı. Anne, ben bu ütülü kıyafetleri bırakıp mutfağa geliyorum. Her şeyi tek başına yapmaya çalışma. Bütün ev işlerini tek başına yapmana gerek yok abla. Hadi bunları bana ver. Ben gidip onları koyarım. Tamam canım, al. Hem zaten bu renkli kıyafetler senin kocanın canım. Tişörtleri, pantolonları, şortları. Bir tane bile düzgün gömlek yok. Hayır hayır abla, bu doğru değil. Birkaç tane gömleği de var. Evet, tabii. Bu... O gömlek mi? Evet abla. Onun tek gömleği bu. Ve ona uğurlu geldiğini düşünüyor. Ayrıca diğer bütün kıyafetleri dediğin gibi rengarenk. Gauri? İyiyim ben. Bir şeyim yok. Üzgünüm. Size çok sert davrandım. Bir doktor olarak durumu anlamalıydım. Özür dilerim doktor bey, kusura bakmayın. Çocukluk ettim. Gerçekten çok üzgünüm. Böyle davranmamalıydım. Sorun değil Doktor Gauri. Anlayabiliyoruz. Sen benim kızımsın. Ve her zaman kızım olarak kalacaksın. Sen dünyanın en anlayışlı, en güzel kızısın. Bak kızım, yüzünün değişmesi bir şeyi değiştirmeyecek. Hiçbir şey olmaz. İnan bana. Tabii ki. Çok yakında iyileşeceksin. İnsanların seni bu yüzden tanımaları da hiç uzun sürmeyecek. Hayır Şivani. Bu yeni yüzü kabullenmem benim çok uzun zamanımı alacak. Ama söz veriyorum. Elimden geleni yapacağım. İşte olay budur Doktor Gauri. Normalde böyle vakalarda ameliyattan sonra hastanın tamamen iyileşmesi 6 hafta içinde gerçekleşiyor. Bu 6 haftada yakından takip edilmeniz ve sürekli tıbbi bakım görmeniz gerekiyor. Hayır doktor bey. Şu anda mahsul toplamak için babamların tarlada olması bizim için önemli. Yoksa mahsuller ziyan olur. Babamın bütün çabası boşa gider. Kızım, sen bunları düşünme. Benim için senden daha önemli bir şey yok. Sen endişelenme. Hayır baba. Biliyorum. Şu anda senin ve annemin tarlada olması çok önemli. Siz gitme hazırlıklarına başlayın. Ben de sizinle geleceğim. Bakın, dediğim gibi tamamen iyileşmeniz 6 hafta sürecek. Bu 6 haftada yakından takip edilmeniz ve sürekli tıbbi bakım görmeniz gerekiyor. Her zaman yanınızda bir doktor olması çok önemli. Bu da köyünüzde mümkün değil. Benim önerimi sorarsanız, Doktor Jagdish bu vakayı devralsa çok iyi olur. Tamam, köyde olmasa bile Gauri benimle Mumbai'de kalabilir.
Orada tedavi görür ve acil bir durum olduğu zaman size ulaşmamız kolay olur. Üzgünüm ama benim bir tıp konferansı için Avrupa'ya gitmem gerek. Buraya dönmem bir ayımı alır. Bu bir ayda Gauri'nin tedavisi için çok önemli. Bu yüzden bu vakayı Doktor Jagdish'in devralmasını istiyorum. Bu bence en iyisi olur. Gerisi size kalmış. Geçmiş olsun. Hoşça kalın. Teşekkür ederiz Doktor Bey. Ne olursa olsun ben Jagat'ı daha fazla rahatsız etmek istemiyorum. Bu konuyu ailemle konuşmam gerek. Anlamıyorum. Yani Amerika'da maaşlar bu kadar iyiyken neden Hindistan'da iş arıyorsun? Babaanne, tabii ki iyi bir maaş alırım. Ama istediğim sevgiyi, muhabbeti orada bulamam. Orada bunlar olsaydı buraya gelmezdim. Beni Amerika'ya götür hadi. Orada benden sevgi görürsün. Hayır babaanne, doğrusu ben burada yaşamak istiyorum. Kendi ülkemde. Hardik, bir şey bulabildin mi? Hayır abi, daha bulamadım. Geçen hafta bir görüşmeye gitmiştin. Oradan bir şey çıktı mı? Henüz dönüş yapmadılar. Belki başka birini seçmişlerdir. Ben aradıkları kişi için biraz fazla kalifiye kalıyordum. Ve bana sorarsan beni biraz Amerikalı buldular. Merak etme, burada bir sürü iş var. Hem senin gibi tahsilli gençler bir sürü fırsatla karşılaşıyor. Bu arada ben biriyle konuştum. Yarın öğleden önce seninle görüşmek istiyorum. Bugün beni arayıp saati netleştirecek. Akşama sana haber veririm. O zamana kadar sen de evrakını hazırla. Çok kariyer yapılacak bir iş değil tabii. Ama başlangıç için uygun. Ah Tanrım. Şimdi baksana. İyi bir iş olmadığını bilmene rağmen neden hala onlarla konuştun? Benim hardikim düşük seviyeli bir işte çalışmaz. Çalışırım babaanne. Her büyük iş küçük adımlarla başlar. Abi, sen lütfen detaylara ulaş. Ben hazırım. Tamam. İyi şanslar. Abin sana uygun bir iş olmadığını söylüyor. Neden görüşmeye gidiyorsun o zaman? Annem baban sen Hindistan'a geri dönüp sekreter ol diye mi bu kadar para verip seni Amerikalarda okuttu? Ünlü bir Hindistan atasözü vardır ya, alın terinin fiyatı olmaz diye. Konuya nereden baktığına bağlı. Ve benim tek istediğim burada bir hayat kurmak. Geçinebildiğim bir iş bulsam en azından hayatım düzene girecek. O yüzden mutlaka görüşmeye gideceğim. Bu görüşmede de şanslı gömleğimi giyeceğim. Hangi gömlek o? Hangi gömlek de ne demek babaanne? Benim zaten bir tane güzel gömleğim var. Diğer hepsi günlük şeyler. Görüşmeye günlük kıyafetle gidemem. O yüzden ben görüşmeye hazırlanayım. Sonra görüşürüz. Tanrım. Neden lahana pişiriyorsun ha? Sanki bu dünyada lahanadan başka bir sebze yok, öyle mi? Anne, eğer beğenmediysen başka bir şey pişireyim. Kızım, sadece benim için değil. Herkes her gün lahana yemeyi sevmez ki. Anne! Gel oğlum. Hadi sen söyle. Lahana yemek istiyor musun, istemiyor musun? Bak, bugün ben herkese farklı bir yemek yapacağım. Sen niye zahmet ediyorsun? Ne yapacağını bana söyle, ben yapayım. Ben yapacağım dedim, hadi ama.
sen çekil. Sanırım sonunda farklı bir şey yiyeceğiz. Babaanne sana yardım edeyim Patates mi? Patates soymayı biliyor musun? Evet, bugün okulda öğrettiler, soyayım mı? Peki olur, gel. Nasıl yapıyorsun göster bakalım. Hadi sen patates soy, ben de o arada diğer işleri halledeyim. İşte hazır oldu. Patates salatası. Özel olarak gelinime yaptım. Anne beğendin değil mi? Tadına baksana. Ama gülümseyerek tat. Öyle ağlayarak değil. Yoksa tadı güzel olmaz. Değil mi babaanne? Ben bugüne kadar böyle güzel patates salatası yemedim. Hardik bu işe girerse eminim o ahmak kızla birlikte buraya yerleşecektir. İşe girmemesi çok daha iyi olur. Ve onları birbirinden ayıracak bir şeyler planlamam gerekiyor. Ondan sonra Hardik Amerika'ya geri dönmek zorunda kalır. Ben de onunla giderim. Beni mutlaka yanında götürür, ha? Onu orada güzel, açık tenli bir kızla evlendiririm. Sonra açık tenli torunlarımla beraber hayatımın geri kalanını mutlu mesut geçiririm. Ama ondan önce şu gömleği bir şekilde bulmam gerekiyor. Ay! Bunların hepsi günlük kıyafetler. O giyeceği gömlek nerede? Sanırım o gömlek bu. Bakalım şimdi yarın o toplantıya nasıl gideceksin Hardik? Alo Jagdish. Orada durum ne? Gauri şimdi iyi mi? Evet babaanne. Her şey yolunda. Sadece bir şey oldu. Ne oldu? Babaanne, olan şu ki Gauri'nin ameliyatından sonra 6 hafta boyunca 24 saat tıbbi gözetim altında tutulması gerek. O yüzden Gauri'yi Jetsar'a geri getirmem lazım. Peki önümüzdeki 6 hafta boyunca ona sen mi bakacaksın? Nasıl yapacaksın bunu? 6 hafta hastanede mi kalacaksın yani? Peki Ganga ve çocuklar ne olacak? Bunun imkansız olduğunu biliyorum babaanne. O yüzden ben Gauri'yi eve getirmeyi düşünüyordum. Aklını mı kaçırdın oğlum sen? 6 hafta boyunca o Gauri burada, bizim evde mi kalacak? Ve sen de ona gece gündüz bakacak mısın? Ya Ganga? Öylece oturup kocasının bütün vaktini eski eşiyle geçirmesini mi izleyecek, söylesene? Ganga bu durumda ne hisseder? Bunu nasıl düşünebilirsin? Ganga'yı hiç mi düşünmüyorsun?
Bunu kaldırabileceğini hiç sanmıyorum Cagu. Nasıl mutlu olacak? Gauri neden senin için bu kadar özel oldu? Ben bu fikri sadece bir doktor olarak söylüyorum babaanne. Gauri benim bir hastam. Sadece bir hasta. O zaman başka bir doktorun 24 saat hastanede onunla ilgilenmesini iste. Onu buraya getirmene ne gerek var? Doktor Bey'in Gauri'yi eve getirmesine izin ver babaanne. Cagu'yla beraber sen de mi delirdin yoksa? Sen ne söylediğinin farkında mısın? Evet, korkunu anlayabiliyorum babaanne. Ama bunun yanında Doktor Bey'in bu fikrini de anlayabiliyorum. Ona ve sevgisine olan inancım tam. Evliliğimize de. O hala Gauri'nin... Başına gelenler yüzünden vicdan azabı çekiyor babaanne. Eğer bu zor zamanında ona yardımcı olursak, Doktor Bey sonsuza dek bu yükten kurtulabilir. O bir doktor. Bir doktor olarak Gauri'ye yardım etmek onun görevi. Bu görevinin yerine getirmesine engel olamayız. Ben yanlış bir şey yapmamışken neden korkayım ki babaanne? Eminim Tanrı başıma yanlış bir şeyin gelmesine izin vermez. Gauri'yi getirmesine izin ver. Bu meseleyi bir kere daha düşün kızım, iyi düşün. Buna gerek yok. Ben Doktor Bey'e tamamen güveniyorum. Duydun mu onu? Evet babaanne. Tamam o zaman. Gauri'yi eve getir. Ama şunu unutma. Seninle Gang arasındaki bağı bu asla etkilemeyecek. Bir şeye çok dikkat edeceksin. O Gauri için ailenden asla taviz vermeyeceksin. Anladın mı? Tanrım, şunu çok iyi biliyorsun ki ben bunu sadece Doktor Bey'in hatırı için yapıyorum. Önümüzdeki birkaç gün hayatımda karşılaşacağım en büyük zorluk olacak. Lütfen bana güç ver Tanrım. Ne oldu? Ne arıyorsun böyle? Pembe gömleğimi arıyorum. Gömlek mi? Benim bir tane pembe gömleğim var. Onu. Görüşmeye onunla gidecektim ama şu anda bulamıyorum. Ama bu nasıl olur? Dün buraya koymuştum ben. Nereye gitti o zaman? Bir bakayım. Şiv abi bu görüşmeyi binbir zorlukla ayarladı. Bu işi yüzüme gözüme bulaştıramam. Geç gidersem de kötü olur. Şiv abi de mahcup olur. Ne oldu Hardik? Abla, pembe gömleği, onu dün buraya koymuştum ama şimdi yok. Galiba bu işi elimden kaçıracağım. Böyle düşünme Hardik. Ben yengeme bir sorayım. May'ın birkaç kıyafeti var onda. Sanırım onun gömlekleri sana tam olur, değil mi? Sen dur, ben bir bakıp geleyim. Canını sıkma lütfen. Ama o gömlek bir anda nasıl böyle kaybolur? Bu kadar düşünme anne. Sen Gauri'nin eve gelmesine izin verdin artık. Kendini yorma.
Gauri. Tanrım seni her zaman koruyup gözetsin kızım. Bu hayatımdaki yeni bir başlangıç babaanne. Yeni bir sayfa. Açtığım bu yeni sayfada hiç hata yapmamaya çalışacağım artık. İyi günler yenge. Merdiven çıkmana gerek kalmaması için sana aşağı odayı hazırladık. Böylece sıkıntı yaşamazsın dedik. Teşekkürler. Jago'nun anne babasını göremedim. Onlar uzun bir süreliğine Amerika'ya gittiler. Ha. Peki Basant amca? O işe erken mi gitti? O... O artık aramızda değil. O... Bir kaza geçirdi. Senin kazandığın bir gün önce amcam da bir kaza geçirdi. Yenge, başın sağ olsun. Yorulmuşsundur. Git ve biraz dinlen. Ayağın yaralı değil mi? Eğer ayakta çok durursan ağrıların artar. Ben onu içeri götüreyim anne. Babaanne, umarım biliyorsundur. Bizim Gauri'nin Ganga ile benim evli olduğumu asla öğrenmemesi gerek. Bunu sağlamak için Ganga Gauri'nin hemşiresi olacak. Gauri'nin şüphe etmemesi için. Ganga nerede? Ganga bütün bunları zaten düşündü. O yukarıda. Üstünü değiştiriyor. Bir süreliğine bu evin gelini değil, Gauri'nin hemşiresi olmak için hazırlanıyor. Abla? Guli, bunlar Mai'den kalan gömlekler. Ama bunların ütüsü yok canım. Sorun değil abla. Sen bana ver, hemen ütülerim. Hemen ütüleyebileceğinden emin misin? Evet. Tamam, hadi. Bak, priz şurada, ütü de masada. Tamam. Bana kalırsa bu gömlek ona olur. O zaman hardik duş olana kadar ben de bunu ütülerim.
İyi misin? Ağrın var mı? İlacını alma vaktin geldi. Dur. Ben veririm. Ben veririm doktor bey. Siz bırakın. Senin adın Ganga değil mi? Evet, ama beni nasıl tanıdınız? Gözlerinizde bandaj vardı. Çok özel bir sesin var. Seninle hastanede konuşmuştum. O yüzden sesinden tanıdım. Teşekkürler Jagat. Benimle ilgilenmesi için Ganga'yı getirmişsin. Siz burada olduğunuz sürece gece gündüz yanınızda olacağım. Ama bir hemşirenin vardiyası normalde 12 saattir. Eğer sabahları sen buradaysan, geceleri de başka birinin olması lazım. İki vardiyayı beraber yapabileceğine emin misin? Evet. Sorun değil. Hem zaten önemli olan sizin bir an önce iyileşmeniz. Hangi ilaç verilecekti? Su kalmamış, ben su getireyim. Teşekkürler Jagat. Benim için yaptığın şeyler için teşekkürler. Sen yanımdayken kendimi güvende ve rahatlamış hissediyorum. Ki nasıl durduracağım? Amol! Sen düşersin. Dur ben yardım edeyim. Teşekkür ederim. Rica ederim.
Bugün ne çabuk hazırlanmışsın. Aferin. Böyle? Gömleği mahvetmişsin. Ne giyecek şimdi Hardik? Babaanne, bunu ben yapmadım. Ütüyü gömleğin üzerinde bırakmamıştım ben. Nasıl olur da? Nasıl mı olur? Bu ütü gömleğin üstüne kendi kendine gelmedi ya. Ne kadar dikkatsizsin. Kocanı hiç düşünmüyorsun. O kadar uğraştıktan sonra görüşme fırsatı buldu. Hardik şimdi ne giyecek? Ne oldu hala? Bak, kendin bak. Aman Tanrım. Oğlum bana söyleseydin gömleği ben ütülerdim. Ben daha ölmedim. Şuna bak. Önce sevdiğin gömleği kaybetti, şimdi de bu gömleği yaktı. Ne kadar dikkatsiz bir kız bu. Ben seni uyarmıştım. Uyarmadım mı? Bu kızla evlenme. Birbirinize uygun değilsiniz demedim mi? Ama hayır. Sanki film kahramanıymış. Kendinden aşağı seviyede bir kızla evlendin. Şimdi sonuçlarına bak. Söyle bakalım şimdi. Bu kadar kısa sürede o görüşmeye yetişmek için ne yapacaksın? Söyle bakalım. Babaanne lütfen. Ne demek istiyorsun? Guli bunu bilerek mi yaptı? Lütfen artık karımla ilgili bir şey söyleme. Tamam peki. Sana göre ben onu sebepsiz yere suçluyorum. Ha? Demek istediğin kız gelip hata üstüne hata yapacak ve ben onun büyüğü olarak susup oturacağım. Bunu mu demek istiyorsun? İnanmıyorum sana. Hardik oğlum, benim gömleğimi giy. Bence sana olur. Anandı kızım, keşke bana sorsaydın. Böyle bir telaşa gerek yoktu. Hemen hazırlan, geç kalacaksın, hadi. Teşekkürler. Rica ederim. Sorun değil, ağlama. Anandı, sen onu odasına götür. Jagdish duş almaya gitti. Geldiği zaman kahvaltısını verirsin. Neden buraya kadar geldin? Bir şey mi istiyorsun? Evet babaanne. Ben hepinizden özür dilemeye geldim. Geçmişte yaptığım, sizi inciten bütün hatalarım için. Ahmaklık ettim. İnat ettim. Öfkeliydim. Ne olursa olsun ben hep haksızdım. Bunun için her zaman pişman olacağım. Hepiniz beni affedene kadar bu mesele yüzünden vicdan azabı çekeceğim. Babaanne affedin beni. Lütfen affedin. Lütfen. Geçmişte olan geçmişte kaldı. Sen de onları geride bırak. Ancak o zaman güzel bir geleceğe sahip olabilirsin. Kim demişse iyi demiş. Hayatta yeni bir sayfa açmak gerek.
Sen hayatında yeni bir sayfa açtığına göre bu yükü neden taşıyasın ki? Zamanla birlikte onlar da geçti. Bunları artık unut. İnsanın karakteri bu kadar kötü ise para hiçbir şeyi örtemez. Yalancılar, hepiniz yalancısınız. Hepinizin yüzünde maske var. Hiçbiriniz göründüğünüz gibi değilsiniz. Hepiniz masum rolü yapıyorsunuz. Gerçekler acıdır. Kendimi çok kötü hissettim. Jacket'ın gözünü boyadınız. Benimle ilgili öyle kötü şeyler söylediniz ki. Onu bana karşı öyle bir doldurdunuz ki ailesinden başka kimseyi gözü görmüyor. Evet babaanne. Doğru söylüyorsunuz. Artık uzun zaman oldu. Ama ben kendimi hala affedemedim. Geçmişte olanları düşünerek kendini strese sokma. Beni dinle kızım. Her şeyi unut artık. Babaanne, her şeyi nasıl unutabilirim? Siz beni affedebiliyor musunuz? Çok teşekkür ederim babaanne. Teşekkürler. Bunun benim için ne kadar büyük bir rahatlama olduğunu bilemezsiniz. Kendimi şu anda ne kadar iyi hissettiğimi size anlatamam. İçeri al onu. Ne kadar istirahat ederse o kadar hızlı iyileşir. Tanrı'nın işine her zaman akıl ermiyor. Öyle bir iş yapıyor ki insanlara gerçekleri açık açık gösteriyor. Gauri'nin hatasını fark etmesini sağlamış. Benim onu affetmemi sağladı. Böylece aramızdaki bütün sorunlar çözüldü işte. Onu affedebileceğim asla aklıma gelmezdi benim. Hayat kısa, kimseye karşı kin beslememeliyiz işte. Hepsi bu kadar. Thank you.
Ganga, ben iyileşene kadar bana hep sen mi bakacaksın, söyler misin? O zaman senin de bu evde benimle kalman gerekiyor, değil mi? Teşekkürler Ganga. Ama biliyor musun, asıl teşekkür etmem gereken kişi Jagat. Bu senin görevin. Ama Jagat, bütün bu yaptıklarını sırf benim için yapıyor. O çok iyi bir adam. Doğru söylüyorsunuz. Ben hastanede uzun zamandır onunla çalışıyorum. Oradan tanıyorum. Ben de onu çok iyi tanıyordum. Tıp fakültesini beraber okuduk. Hastalarıyla nasıl ilgilendiğini görsen çok hoşuna giderdi. O kadar yakından, o kadar özenle ilgilenirdi ki onlarla. Başka hiçbir şey umrunda olmazdı. Yenge! Bu ses... Bu Nando'nun sesi değil mi? Gena yengenin oğlu. Ama o kime yenge diyor? Yan komşu var ya, sanırım gelini eve geldi. Ona sesleniyor olmalı. Ha tamam. Bana da bir fincan zencefilli çay lütfen. Görüşmen nasıl geçti? Hey Guli kızım. Bırak da çocuk oturup biraz dinlensin. Aman tanrım, bu kızda gerçekten hiç terbiye yok. Çocuk yeni geldi, su istiyor mu diye bir sor. Sonra ne istiyorsan onu sor. Keyfini bozmana hiç gerek yok. Görüşme harika geçti. Bir terslik olmazsa bu işi alacağım. Vay canına. Bu harika bir haber. Ben sana su getireyim. Olur. Bay Junesha görüşmeye katıldı mı? Evet. Patron o işte. Evet. O da vardı ve gerçekten çok iyi bir adam. Cevaplarımı çok beğendi ve sonucu çok yakında bana bildirecek. Hiç fena değil. Yani işi aldın demektir bu. Çünkü Bay Junesha genelde hiç kimsenin cevaplarını beğenmez. Onu etkilemek çok zordur. Şuna baksana Suganda. Bu kız sadece terbiyeli değil, aynı zamanda kültürlü. Güzel haberi alır almaz tatlı getirdi. Bundan daha iyi ne olabilir ha? Hadi Suganda'ya da tatlı ver. Tatlı yesene Suganda. Görüşmenin sonucu tam olarak belli olmasa da önceden tatlı yiyebiliriz, öyle değil mi? Kesinlikle. Buyurun. Evet. Söylesene Hardik. Şimdi sen iş hayatında tam olarak ne yapmak istiyorsun? Ben hangi iş olursa kendimi tam olarak vermek istiyorum. Sonucu ne olur? Tanrı'nın takdiri. Evet, bir isteğim var. Güzel bir ev sahibi olmak. Ve iyi bir mali duruma ulaşmak istiyorum. Neden? Neden farklı bir ev almak istiyorsun? Bu büyük ev senin de sayılır. Bazen yalnız kalmak istiyoruz yenge. Oo. Hayır, şaka yapıyordum. Gerçekten. Kendi evimin sahibi olmak benim için bir amaç. Sizlere gelince size olan sevgim ve saygım asla azalmayacak. Biz bu evde de aynı sevgi ve saygıyla yaşayabiliriz Hardik. Anne, Amerika'da belli bir yaştan sonra çocuklar aileleriyle yaşamıyor. Oralarda evli aileler birlikte yaşamıyor. Ve hatta bekar kızlar da aileleriyle yaşamıyor. Eminim ki Hardik'imiz de böyle düşünüyordur, değil mi? Tamam, Amerikalı'nın söylediğini kabul edelim.
Ne dersin Hardik? He? Ne kadar da kalın. Kotada yetişen ıspanaklar böyle kocaman ve yeşildir. Merhaba Hardik. Nereye gittin sen oğlum? Yürüyüş yapıyordum. Gulli nerede? Gulli balkonda çamaşır asıyor. Tamam. Hey dur. Bu çantada ne var? Babaanne özel bir şey. Sana gösteremem. Burada otur sırtım ağrıdı. Odama gidip biraz dinleneceğim. Siz devam edin, ıspanak ayıklayın. Buraya gel. Hadi yanıma gel. Bu ne? Top. Senin mi? Ganga'nın bahsettiği komşunun gelininin bir oğlu olmalı. Peki senin adın ne? Manu. Manu mu? Güzel isimmiş. Peki annenin adı ne? Ganga. Jagdish çalışanlarını ne kadar da önemsiyor. Bana bakması için Ganga'yı bu eve getirirken çocuk annesinden ayrılmasın diye çocuğunu da getirmesine izin vermiş. Tamam, şunu da söyle bakalım. Senin baban. Baban nerede? Babanın adı ne? Ne kadar da tatlı Cagat. Ona babasının adını sordum ama tam o sırada sen geldin. Şuna baksana, nasıl sana sarıldı heyecanla. Kusura bakmayın. Buraya nasıl geldi anlamadım. Size sıkıntı vermiştir. Sorun değil Ganga. Hayır Ganga, hiç sıkıntı vermedi. Hatta oğlun Manu çok tatlıymış. Biraz konuştuk. Bana annemin adı Ganga dedi. Gel Manu. Cagat. Sen de hiç Manu gibi tatlı bir oğlun olsun istedin mi? Anandi evlenip hayatta yeni bir sayfa açmış. Sen neden hala bekarsın? Söylesene Cagat. Sen neden bir daha evlenmedin? Efendim Lal. Affedersin. Senin ne işin var burada? Sakın bana Amerika'da erkeklerin de çamaşır astığını söyleme. Çünkü bunu yapmana asla izin vermem. Hayır, buraya iş yapmaya gelmedim. O zaman?
Sana bir hediye aldım. Seni bulmak için buraya geldim. Hediye mi? Hediyeye ne gerek var? Boşuna para harcamışsın. Tasarruflu olmak gerek. Pahalı bir hediye değil canım. Hatta çok ucuz. Üstelik buna param yetiyordu. Çok hoşuna gideceğine de eminim karıcığım. Mısır mı? Çarşıdan geçerken bir mısırcı gördüm. Aklıma sen geldin, ben de aldım. Mısırı çok sevdiğimi nereden biliyorsun Ardık? Biliyorum çünkü Anandi yengem söyledi. Benimle ilgili başka ne söyledi? Bir sürü şey söyledi. Mesela? Mesela şimdi söyleyemem. Doğru zaman gelince söylerim. Lütfen söylesene. Ablam başka ne söyledi? Sonra söylerim dedim. Peki. O zaman mısır yemek istemiyorum. Geri al bunu. Tamam. Söyleyeceğim. Anandi yengem bana senin çok olgun olduğunu söyledi. Doğru. Ayrıca çok sorumluluk sahibi olduğunu da söyledi. Bu da doğru. Sonrasında senin çok zeki olduğunu söyledi. Kesinlikle. Bir de çok çılgın olduğunu söyledi. Kesinlikle doğru. Ne? Ne dedin sen? Ne? Bu arada tekrar tekrar söyledi. Bu kız tam bir delidir dedi. Ne dedin sen? Ne duyduysan onu dedim. Üzgünüm. Şaka yapıyordum. Bu hiç adil değil. Önce deli diyorsun, sonra gelip şaka yapıyorum diyorsun. Ne yapayım? Kendimi kurtarmak için böyle hileler yapmam gerek. Şunu düşünüyordum. Yeni evimizde bu deli kızla nasıl yaşayacağım? Sana bir şey sorabilir miyim artık? Hı? Yeni evimizde babaannem de bizimle olacak mı? Sen ne düşünüyorsun? Eğer bizimle yaşamak isterse ben çok sevinirim. Çok mutlu olurum. Sonuçta yanımızda büyüklerin olması iyi oluyor. Ama benim aklıma bir şey geldi. Babaannem böyle büyük bir evde rahat içinde yaşamaya alışkın. O yüzden bizim öyle bir evimiz olmalı ki kendine ait bir odası olmalı. Ve yine rahat yaşamalı. Kesinlikle haklısın. İki yatak odalı bir ev almaya çalışacağım. Ama eğer öyle bir ev alamazsam o zaman babaannemin bir süre burada kalmasını isteriz. Sonuçta burası da onun evi. Daha büyük bir ev almaya paramız yettiği zaman onu da yanımıza alırız. Tamam mı? Tamam. Bu güzel olur. Aman Tanrım. Bu Guli ne kadar da zeki. Kendini iyi gösterdi. Ve Hardik'in aklına girip beni götürmemesine sebep oldu. Ben bu Guli'nin neden iki odalı bir ev istediğini biliyorum. Kendi büyüklerinin orada yaşamasını istiyor. Bu cesarlı kızlar ne kadar da zeki. Ama Guli'nin büyük anne ve büyük babası Hardik'in hayatını kontrol altına almadan ben bunun bir yolunu bulacağım. Hala sana meyve getirdim. Nereye gitti acaba? Belki Hardik'in odasına gitmiştir. Bu kıyafetleri buraya kim koymuş?
Yani... Bir pembe gömleği mi var? Evet abla. Sadece bir tane var. Ancak ona uğurlu geldiğini düşünüyorum. Ne oldu Hardik? Abla, dün pembe gömleği buraya koymuştum. Ama şu an yok. Bu gömleği nasıl yakarsın? En azından kocanı düşün. Bunca çabadan sonra görüşme fırsatı buldu. Şimdi ne giyecek? Artık yeter. Guliden o kadar nefret ediyor ki onu Hardik'in önünde rezil etmek istiyor. Buna izin vermeyeceğim. Onunla bunu hemen konuşmam gerek. Çocuklar uyudu mu? Bu Abimanyu'nun biberonu. Geceleyin uyanırsa lütfen bundan içir. Ben Gauri'nin odasına gidiyorum. Özür dilerim Doktor Bey. Manu nasıl Gauri'nin odasına gitti bilmiyorum. Sen zamanında gelmeseydin ona her şeyi söyleyebilirdin. Ganga. Manu daha çocuk. Ciddi bir meseleyi ondan sakladığımızı bilmiyor. Eğer Gauri'nin sağlığı söz konusu olmasaydı, ben de ona asla yalan söylemezdim. Biliyorum. Bu durum hepimiz için çok tuhaf. Çok büyük bir gerginlik yaşıyorsun. Neler yaşadığını anlıyorum. Keşke sana yardım edebilseydim ama çaresizim. Seni sıkıntılardan kurtaramıyorum. Bir süre daha buna tahammül etmen gerekiyor. Gauri'nin yüzündeki bandajlar çıkarıldığında ve aynada kendini gördüğünde o kadar çok şaşırdı ki. Hayır! Hayır, bu benim yüzüm Gauri. Değil! Gauri'nin önünde onu incitecek ya da üzecek bir konuyu asla konuşmayın. Herhangi bir şok ya da üzücü haber iyileşme sürecini kötü etkileyebilir. Ben yanındayım Doktor Bey. Gauri'nin tedavisinde elimden geleni yapacağım. Hiç şikayet etmeyeceğim. Bu çatıdan nasıl kurtulacağım ben? Ne yapacağım da Hardik'in Guri'yi unutup bana geri dönmesini sağlayacağım? Bunun kesinlikle bir yolunu bulmalıyım. Hardik'in kaybettiğini söylediği gömleğini senin odanda buldum. Ne demek istiyorsun sen? Torunumun gömleğini mi çalacağım? Delirdin mi sen? Ben bunu neden yapayım? O zaman bu gömlek nasıl senin odandaki dolaptan çıktı? Nereden bileyim ben? Onu oraya koyduğumu gören mi olmuş?
Belki de sen koydun. Şimdi de beni suçluyorsun. Söyler misin ben bunu neden yapayım Anandi? O zaman ben neden yapayım Anandi? Beni suçlamaktan hiç utanmıyor musun? Buraya geldiğin iyi oldu Şiv. Şu eşine söyle de haddini bilsin. Bana hırsız ve yalancı diyor. Ben öyle bir şey söylemedim Şiv. Evdeki herkes her yerde Hardik'in gömleğini arıyordu. Ben gömleği halamın odasındaki dolapta buldum. Şu yalancıya bakar mısın? Kimseye inanmıyorsun değil mi? Şimdi bunu göreceğiz. Kime inanıyorsun Şiv? Hala Anandi asla yalan söylemez. Vay canına. Yani demek istediğim ben yalan söylüyorum. Şiv. Daha ne kadar eşinin emirlerini yerine getireceksin böyle? Sen itibarlı ailenin büyük oğlusun. Eşinin üzerinde bir hakimiyetin olmalı. Sana saygı duyuyoruz ancak bu istediğin şeyi söyleyebileceğin anlamına gelmiyor. Hardik senin torunun. Neden onun hayatını zorlaştırıyorsun? Guli'yi sevmediğini biliyorum. Ama bu ona sıkıntı verebileceğin anlamına da gelmez hala. Boş versene işi. Babaanne neden böyle yapıyorsun? Muhasebeci, depoda işler nasıl gidiyor söylesene. Bir sorun var mı? Hanımefendi, depoda işler gayet yolunda. Ama Bay Kaylaş, yan deponun sahibi olan iş adamı... Kapımızın önüne araçlarını park ediyor. Bu yüzden tırlarımız zorluklar yaşıyor. Araçları ancak defalarca rica etmemizden sonra kapıdan çekiyor. Böylece de işimiz aksıyor hanımefendi. Adamla konuşsanıza, derdinizi izah etsenize. Hanımefendi, onunla defalarca konuştum ama nafile. Bir gün doğru hareket ediyor, sonra yine bize sıkıntı vermeye başlıyor. Hanımefendi bana sorarsanız evden birisi gelip de Bay Kaylaş'ı bizzat uyarmazsa böyle yapmaya devam edecektir. Sizden depoya gelmenizi rica ediyorum hanımefendi. O zaman her şey yoluna girer. Benim oraya gelmem mümkün değil. Eve kim bakacak o zaman? Eskiden durum farklıydı ama... Hanımefendi... Her gün gelmenize gerek yok. Haftada en az 2 gün gelseniz, o zaman insanlar işleri sizin hallettiğinizi düşünür. Peki hanımefendi, bana müsaade. Teşekkürler yenge. Öğle yemeğinde ne yemek istersin? Bana özel bir şey hazırlama. Herkese ne yaparsan ben de ondan yerim. Bugün bizim bayramımız. Bayrama özel yemek yapacağım. Aa! Benim için endişelenmene hiç gerek yok o zaman. Bayram yemeklerine bayılırım. Düşündüm de doktor bey istediğin her yemeği yemeni yasaklamış olabilir. Hayır, doktor bey öyle bir şey söylemedi.
Hem söyleseydi bile böyle bir yemeği kaçırmak istemezdim yenge. Sakın merak etme, ben de bir doktorum. Cagat'la yemek yesek ne güzel olurdu. En son ne zaman hiç kavga etmeden yemek yedik hatırlamıyorum. Yarın taburcu edileceksiniz. Efendim Gauri, iyi misin? Ben gayet iyiyim Cagat. Öğle yemeği için ne zaman gelirsin? Gauri, şu anda herhangi bir söz veremem. Daha önce defalarca eve söz verip sonra tutamadığım olmuştu. Burada acil bir iş çıkarsa sonra evdeki herkes beni bekliyor. Şu anda planladığım bir şey yok. O yüzden sen yemek... Ben diğerlerini bilmem. Kendimden bahsediyorum. O yüzden umarım bire kadar evde olursun. Ama Gauri, bire kadar benim... Doktor bey, acil bir durum var. Lütfen gelin. Cagat'a ellerimle yemek yedireceğim. Bakalım nasıl reddedecek. Yemeğini yesene, hadi Gauri. Jagdish'i beklemene gerek yok. O ne zaman gelir Tanrı bilir. Hayır babaanne, eminim gelecektir. Biz dördümüz de o geldikten sonra yemek yeriz. Ganga, sen yemeğini yesene. Sen kimi bekliyorsun? Ben aç değilim. Ama bence siz yemeğinizi yemelisiniz. İlaç alma vaktiniz geldi. Alo? Tamam Cagu. Ben konuşayım. Cagu'nun toplantısı varmış. Hastaneden çıkıp doğrudan ofise gidecekmiş. Öğle yemeğine eve gelemeyeceğini söyledi. Ben sana demedim mi? Jagdish'in işi belli olmaz. Hadi ye şimdi. Gelmeyecek mi? Neden gelmeyecekmiş? Ona bire kadar eve gelmesini söyledim. Bizi biri 15 geçe arayıp gelemeyeceğini söylüyor. Cagat yine bana ayrı geçmişteki gibi davranıyor. Olamaz. Benim o kadar beklentim var ama Cagat bütün keyfimi... Bayan Gauri. Gauri? Abla. Gauri. Tansiyonu çok yüksek. Doktor size ne demişti? Stres altına girmeyecektiniz. Hadi. Beni içeri götür. Tamam ama bari yemeğini yeseydin. Ben yemek falan istemiyorum. Ama ilaçların onlar.
Gerçekler acı değil mi? Kendimi çok kötü hissettim. Böyle kısa bir zamanda Jagat'ı bana karşı nasıl doldurduğunuzu gördüm. Öyle kötü şeyler söylediniz. Onu bana karşı öyle bir kışkırttınız ki yüzümü bile görmek istemiyor. Anne, sen merak etme. Her şey düzelecek. Kim bilir her şey ne zaman düzelecek? Yüzü ameliyatla değişmiş olabilir. Ama bu kızım bugün hala o şımarık tavırlarını görebiliyorum. Buraya ne zaman geldiyse yanında bir musibet getirdi. Kim bilir bu sefer ne yapacak? Ben Ganga için endişeleniyorum. Ah Jagdish. Eşini nasıl bir belaya bulaştırdım böyle? Suganda nerede? Buradayım abi. Ne oldu? Neredeydin sen? Yemek hazırlıyordum. Hardy'ye özel. Eminim bu yemeğimi çok beğenecektir. İstemiyorum. Oğlum, çok özenerek hazırladım ben bu pilavı ve hiç yağlı ve acılı değil. Aynı senin istediğin gibi. Babaanne istemiyorum. Hatta bir anda aç olmadığımı fark ettim. O yüzden müsaadenizle. Kızgın mısın? Gauri, anlamaya çalış. Öğle yemeğine yetişeceğimi sanmıştım. Ama acil bir iş için hemen ofise gitmem gerekti. Birkaç işçi şikayetçi. İşverenleri aylardır onlara maaş vermiyormuş. Zavallı gariban işçiler. Ne zamandır evde çorbaları kaynamıyor. Çocukları açlıktan kıvranıyormuş. Bunları biliyorken nasıl huzurla yemek yerdim? Söyle. Ama en azından beni arayabilirdin. Doğru söylüyorsun. Ama ben ev telefonunu aramaya alışkınım. Çünkü babaannemin telefonu her zaman yanında olmuyor. Sürekli bir yerlerde unutuyor. Doğrusunu söylemek gerekirse acelem olduğu için aramayı unuttum. Kusura bakma. Sorun değil Jagat. Anlayabiliyorum. Bununla beraber senin de şunu anlaman gerek. Tedavin açısından, sağlığın açısından bu kadar gerilme. Tansiyonunun böyle yükselmesi iyi değil. Sen de bir doktorsun. Bu durumu çok iyi anlıyorsundur.
O yüzden bana söz ver, bir dahaki sefere öfkeni kontrol altında tutacaksın. Söz veriyorum. Ne kadar değişmişsin Cagat. Ne kadar sakin, anlayışlı ve olgunsun. Sanki eski Cagat gitmiş, karşıma yeni bir Cagat gelmiş.